Türkiye'nin en uzun soluklu otomotiv ve motor sporları programı 8. etaba hoş geldiniz sevgili seyirciler. Otomobil tutkunları için bu hafta Frankfurt'a gideceğiz. Rüsselsheim'da Stellantis grubunun ticari araçlarını inceleyeceğiz. Bakın yeni modeller neler sunuyor, neler var. Tabii ki yeni yakıt çözümleri de var. Onu izlemenizi tavsiye ederim. Sevgili seyirciler, Almanya Rüsselsheim'dayız. Opel'in doğduğu yerdeyiz ama sadece Opel için burada değiliz. Stellantis çatısı altında yer alan markaların ticari araçlarını birazdan inceleyeceğiz. Küçük boy, orta boy ve büyük boy ticari araçlar. Bakalım hangi modeller var, neler sunuyor onları sizlere anlatmaya çalışacağım. Şimdi önce markalardan başlayalım. Stellantis çatısı altında yer alan markaları şöyle sayabiliriz. Peugeot, Citroen, Opel, Fiat ve Vauxhall. Ancak Vauxhall biliyorsunuz Opel'in İngiltere'de satılan versiyonu olduğu için burada yok. 4 marka var. 4 markanın 3 boyunu burada göreceğiz. 12 model göreceğiz aslında burada. Bu da önemli bir detay. 12 modeli de ayrıca yakıt tiplerine göre ayırabiliriz. Onu da söyleyeyim. Nedir bunlar? İçten yanmalı motorlarda hem benzinli hem dizel versiyonlar var. Elektrikli versiyonlar var. Bir de fuel cell, yani hidrojen yakıt hücreli araçlar var. Bunlara baktığımızda oldukça geniş bir yelpazeye sahip Stellantis grubu araçlar. Dünyada da gelirlerin oldukça büyük bir bölümünü Pro One adını verdikleri bu ticari araç segmentinden elde ediyor Stellantis. Onların detaylarını da birazdan anlatacağım. Ve hedefleri oldukça büyük. Yakın gelecekte 2027'de dünyada bir numarayı olmayı hedefliyorlar. Burada çıkan ürünleri gördüğümüzde de bu hedefe doğru gideceklerini söyleyebilirim. Neden diyeceksiniz? Çok farklı segmentlerde farklı ürünler ve müşteri odaklı ürünler sunuyorlar. Türkiye'ye içten yanmalı bazı modellerde, bazı markalarda gelecek ama içten yanmalarda benzinliler, asıl dizel ve elektriklileri göreceğiz. Hidrojen yakıtlı versiyonsa Türkiye'de henüz yok biliyorsunuz ama global olarak baktığımızda özellikle Avrupa'da bu konuda büyük bir gelişme var. Yeni regülasyonlara göre özellikle 200 kilometrede bir maksimum bir istasyonun olması, istasyon sayılarının artması, 5 dakikada doldurulması, bunlar buradaki talebin de artmasını sağlayacak gibi gözüküyor. Hani elektrikli dünyanın geleceği diye adlandırılıyor ya, aslında iş öyle değil. İçten yanmalılar devam edecek, elektrikliler büyük bir çözüm sunacak ama hidrojen yakıtlar şu anda geliyor. Başka alternatif yakıtlı versiyonlar da gelirse şaşırmamak lazım. Evet, Stellantis'in size markalarını saydık. Burada 3 boy ticari aracı inceleyeceğimizi söyledik. Şimdi size bir hidrojen yakıtlı aracın yanında neler sunduğunu ve nasıl bir menzile çıktığını biraz ondan bahsetmek istiyorum. Otomotiv adına önemli gelişmelerden bir tanesi de fuel cell, yani hidrojen yakıtlı araçların artık piyasaya çıkması. Onlardan bir tanesi hemen yanımda görmüş olduğunuz gibi Citroen Jumper, önünde de yazıyor hidrojen yakıtlı diye. Yanında da dataları var, size onu göstermek istiyorum. Çünkü eğer bir sistem ticarete giriyorsa ve uygunsa günlük hayata çok daha kolay adapte edilebiliyor. Şu anda Avrupa genelinde 150 halk kullanımına sunulmuş hidrojen yakıt dolum tesisi var. 2030'da bu rakamın 500'ün üzerine çıkması planlanıyor ve Avrupa Birliği'nde her ülkede bu kurallar zorunlu hale geldi. Her ülkede maksimum 200 kilometrede bir adet dolum istasyonunun bulunması gerekiyor ve şehir dışı merkezlerde de yine bir adet bulunması gerekiyor. Böylece ticari araç kullanımında olan sürücüler her gittikleri yerde hidrojen dolumunu yapabilecekler. Şimdi datalara bakalım. Bakın 5 dakikada dolduruluyor. Yani bir
akaryakıt istasyonuna gittiğinizde içten yanmalı aracı doldurma süreniz kadar bir sürede hidrojen yakıtlı aracınızı doldurabiliyorsunuz. Bu da aracın 7/24 hızlı bir şekilde çalışmasını sağlıyor. Yani şarjla bir süre kaybetmiyorsunuz. Bu ticari hayatta önemli avantajlardan bir tanesi. 500 kilometre üzerinde bir menzil sunuyor. Bu da yine oldukça iyi bir veri. Elektrikle kıyasladığınızda biraz daha yukarıda kaldığını söyleyebiliriz. Yaklaşık içten yanmalılara da yakın bir menzil sunduğunu burada görüyoruz. Evet, 17 metreküplük burada bir yükleme alanını içeride bölümü var. Bu ne demek onu söyleyeyim. İçten yanmalı versiyonlarla kıyasladığınızda içeride herhangi bir kaybın olmadığını bize gösteriyor. İçeride hidrojen yakıt tanklarının altta olduğu söylendi ve bu alt bölümde 4 parça halinde konumlandırılıyor. Ancak yükleme alanından herhangi bir pay çalmıyor. Bu önemli bir detay. 1.3 tona kadar taşıma kapasitesine sahip bu araç ki ticari hayatta biliyorsunuz ne kadar çok yük koyabilirseniz o kadar iyi, o kadar çok fazla malı bir yerden bir yere sevk edebilirsiniz. Evet, bu verilerin ışığında baktığımızda hidrojen yakıtlı araçların yakın gelecekte özellikle Avrupa'da çok fazla yer edineceğini söyleyebiliriz. Elektrikli araçlar ne olacak çok bilmiyorum çünkü destekler Avrupa'da da kesildiği için talep biraz içten yanmalı motorlara geri dönüş olduğunu gösteriyor ama hidrojen yakıtta yine büyük avantaj sağlayacak. Neden diyeceksiniz? Sıfır emisyonlu bir araç olduğu için şehir merkezlerine, karbon salımına izin verilmeyen yerlere bu araçlara girebilecekler. Bu önemli bir gelişme. Türkiye'de de eğer istasyonlar yaygınlaşırsa hidrojen yakıtlı araçları Türkiye'de de görme şansına sahip olacağız. Evet, hep söylediğim bir kez daha söyleyeyim. Gelecek sadece elektrikli araçlar değil, görmüş olduğunuz gibi fuel cell yani hidrojen yakıtlı araçlar da var. Bununla beraber bir takım alternatif yakıtlarla da şu anda çalışılıyor. Onları da belki yakın gelecekte göreceğiz, sizlere anlatacağız. Şimdi turumuza diğer markalarla devam edelim. Bakalım tasarımlar nasıl olmuş, içeride neler var, ne gibi yenilikler sunuyorlar. Temel olarak baktığımızda çok da fazla ayrışmadıklarını görüyoruz ama buradaki belirleyici faktör ihtiyaçlar, bütçe ve zevkler olacak. Burada tamamen siz karar vereceksiniz. Neye ihtiyacınız var? Bütçeniz hangisine el veriyor ve hangi marka size daha yakın geliyor? Onları da Türkiye'deki satış adetlerinden bakıp göreceğiz. Evet, Türkiye'de ticari hayat deyince akla gelen ilk modellerden bir tanesi Fiat Doblo biliyorsunuz. En çok satılan otomobillerden biri kendi segmentinde. Hem yaygın servis ağı hem geçmişten gelen bilgi birikimi derken Doblo'ya olan ilgi çok fazla. Şimdi Doblo'nun size ön yüzünü göstermek istiyorum. Tabii ki PSA çatısıyla girdikten sonra İspanya Vigo'da üretiliyor biliyorsunuz. Artık Türkiye'de üretilmiyor bu araçlar. Çok sade, şık bir tasarım diline kavuştuğunu söyleyebiliriz. Burada bulunan araçlarla aynı şanzımanı, aynı motorları kullanıyor aslında ama içeride tabii ki tasarım detayları ve içeride sunduğu birkaç ufak detayla beraber ayrışıyor. Size şöyle Doblo'yu bir genel olarak göstereyim. Birazdan detaylarına da değineceğiz. Hemen yanımızda yeni Ducato var. Yine o da kendi segmentinde iddialı araçlardan bir tanesi. Hemen karşımızda ise yeni Partner var. Partner'da çıktığı günden beri aslında Türkiye'de çok ilgi gören modellerden bir tanesi oldu. Hem tasarımıyla hem sunmuş olduğu özelliklerle. Hepsi baktığımızda konfor, performans, yüklem alanı, ticarette hayatı kolaylaştıracak çözümler derken günümüzün gereklilikleri olan tabii ki ADAS sistemlerini sunmaya başladılar. Küçükten büyüğe doğru bakacak olursak yaklaşık 21'e kadar ADAS sistemi bu araçlarda bulunuyor. Bunlar nedir? Güvenliğinizde size destek olan, konforunuzda size destek olan özellikler. Onları da birazdan tek tek anlatacağım bu özellikler nedir diye. Stellantis çatısı altında yer alan bu araçlarda bu özellikleri görmek mümkün. Ufak tefek farklılıklarla dediğim gibi ayrışıyorlar ama bakın yeni Rifter'da ön yüzde aslında
çok şık bir hale geldiğini söyleyebiliriz. Yan tarafta Citroen'i de görüyoruz, Opel'i de görüyoruz. Onlar da gayet şık hale gelmişler. Opel biraz daha yalın çizgileriyle ayrışıyor. Daha temiz bir çizgiye sahip ama o da yine aynı motorlarla bulunuyor. Burada görmüş olduğunuz araçlar elektrikli versiyonlar özellikle burada sergileniyor. Bir kez daha altını çizeyim. Türkiye'ye dizel versiyonları gelecek, elektrikli versiyonları gelecek. Bazı marka ve modellerde benzinli versiyonları da görebileceğiz. Rüsselsheim'de burada Stellantis çatısı altında yer alan markaların gelişmelerini size aktarmaya çalıştık. 12 model olduğu için aslında biraz kafa karıştırıcı gibi gözükse de aynı çatı altında yer aldıkları için ortak özelliklerini sizlere anlatmaya çalıştık. Sol tarafında Movano var. Bu araçların yükleme hacimlerinden, kapasitelerinden de bahsetmiştik. Size bir sürprizle bu bölümü noktalamak istiyorum. Bakın Movano'nun yan kapısını açtığınızda içinden ne çıkıyor? Elektrikli Movano'nun içinde yine elektrikli Rux var. Şimdi Özgür Yücetürk'le yapmış olduğumuz Ford E-Transit testini izleyeceğiz sevgili seyirciler. Birlikte hem keyifli bir söyleşi yaptık, hem Ford'un vizyonunu anlatmaya çalıştık, hem de biraz E-Transit'ten bahsettik. Sevgili seyirciler, bu hafta sizlere E-Transit'i anlatacağız. Özgür Yücetürk'le beraber merhaba diyeyim. Merhaba, hoş geldin. Evet, hoş bulduk. O keyifli Mach-E sohbetinden sonra bu sefer bir E-Transit sohbeti yapacağız. Teşekkür ediyorum vakit ayırdığın için yine. Şimdi ticaret deyince aklımızda hep dizel araçlar var. Çünkü o torku, ekonomisi ama artık elektrikli araçlar ticari hayatta da hayatımıza girdi. Şimdi E-Transit tabii Türkiye için de çok önemli bir araç. E-Transit için öncelikle neler söyleyeceksin? Yaklaşık 1,5 sene oldu biz bunu ilk göreli, kullanalı, dokunalı. O zamandan bu zamana neler yaşandı? Bu süreci bir değerlendirirsen sevineceğim. Bu esasında bir yolculuk. 2022 Kasım ayında başladı hatırlayacağın üzere. Türkiye'nin ilk elektrikli ticari aracını üreten marka olmanın gururunu yaşadık. Yaşamaya devam ediyoruz. Ürün portföyümüzü bu sene ve gelecek sene genişletmeye devam edeceğiz bu anlamda. Tabii E-Transit burada kategoride bir ilk olmasının getirmiş olduğu avantajı da en iyi şekilde lehimize kullanmak istiyoruz. Yine 2022 Kasım ayında yaptığımız lansman toplantısına gönderme yapacağım. Bu esasında sadece bir elektrikli araç lansmanı değil, bir yeni iş modelinin vizyon tanıtım toplantısıydı bizim için. Hatırlayacağın üzere Ford Pro iş modelinden bahsetmiştik. Biz o günden bugüne ince ince işleyerek Ford Pro iş modelini yerleştirmeye gayret ediyoruz. Ford Pro neydi? Kısaca bir hatırlamak gerekir. Evet, onu hatırlıyorum çünkü o sadece E-Transit'e özel bir şey değil. Ticari hayata yön veren, kolaylaştıran bir sistem bu. Ford Pro ne? Onu anlatalım. Sonra E-Transit'e odaklanacağız. Çünkü özellikleriyle hakikaten çok beğenimi kazandı. Bir de böyle kullanırken o koca kütleden, hani alışmışız ya o sesleri duymaya, sıfır sesle gitmek de çok enteresan geldi bana. Kesinlikle müthiş keyifli. Alışmak tabii biraz zaman alıyor. Uzun süre içten yanmalı motor kullanan insanların o alışkanlıklarını kırıp elektrikli aracın getirmiş olduğu o farklılığı yakalayabilmesi bir süre gerektiriyor ister istemez. Bir adaptasyon süresi gerektiriyor ama adapte olduktan sonra da bir o kadar keyifli. Ford Pro dedik. Ford Pro bildiğiniz gibi productivity'nin yani verimliliğin kısaltılmışı esasında. Ford'un ticari amaçlardaki ana vizyonu müşterilerinin verimliliklerine katkı sağlamak. Ne anlamda? Müşterinin en önemli isteği aracının arıza yapmadan ihtiyacı olduğu durumlarda sürekli yolda olabilmesi. İşte bütün bunu sağlayabilecek bir iş modeli. Ford Pro 5 esasında sadece ayağından oluşuyor. Ürün, akıllı servis, yazılım, şarj ve finansman seçenekleri olmak üzere. Ürün bundan sonra artık elektrifikasyonla beraber çok daha geniş bir ürün yelpazesine hitap ediyor olacak. Servis dediğimiz zaman özellikle bağlanırlığın getirmiş olduğu faydaları da kullanarak önden kestirimli bir servis hizmeti sunabilmek. Yani
bir örnek vermek gerekirse, aracınızdan gelen dataları okuyan arkada bir grup mühendis olduğunu düşünün. Bu mühendislerin yapmış olduğu tespitlerden yola çıkarak size önden ulaşarak aracınızın şu 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 parçalarının yakın zamanda değişimi gerekiyor deyip bir servis randevusu ayarlamak. Serviste ilgili parçaların önceden hazır edilmesi, randevu saatinde en kısa sürede işlemin gerçekleştirilip aracın tekrar yola çıkabilmesi ve dolayısıyla ticari hayata, müşterilerin iş hayatlarına verimlilik olarak katkı sunabilmek olarak özetleyebiliriz. İşin software kısmına geldiğimizde yine teknolojiyle birlikte gelen datadan müşterilerinin ihtiyaçlarına özel terzi usulü veriler ve raporlar üretebilmek ki yine burada amaç verimliliği ön plana çıkarabilmek. Şarj konusu elektrikli araçlarla birlikte hayatımıza giren bir özellik. Şarj ihtiyacı olan ve dolayısıyla aracını kullanırken ihtiyacı olabileceği şarj çözümlerini sunabilen paketleri oluşturabilmek. Finansta bütün bunların esasında şemsiyesi olarak bir finans çözümüyle beraber müşterilerimizin önüne koyabilmek. Her birinin üzerinde uzun uzun çalışmalarımız devam ediyor. Kat ettiğimiz mesafelerimiz var. Bundan sonra gideceğimiz aksiyonlarımız var. Onları da ilerleyen süreçte detaylı olarak aktarmaktan çok keyif alıyorum. Çok sorun var çünkü bu yepyeni bir sistem hayatımıza giriyor ve ticarette her şey zaman, zaman eşittir para esasına dayalı olduğu için tabii ki yapılacak yatırımlar da çok önemli. O günden bugüne kaç adet satabildiğiniz e-Transit'ten? Talep aslında o dönemde bana çok soru gelmişti. Nerede satılıyor, ne zaman satılıyor, kaç para gibi bir sürü soruyla karşılaşmıştım. Kaç adetlik bir satışa ulaştınız? Şu ana kadar 440 tane e-Transit satıldı. Çok ciddi bir rakam bu. Şöyle söylemek lazım. Biz yola çıkarken zaten çok büyük bir adetle karşılaşacağımız beklentisinde değildik. Çünkü doğru ihtiyaçla doğru aracı eşleştirebilmek elektrikli araçta çok önemli. Çünkü elektrikli araçlarda menzil bugün itibariyle baktığımızda buradaki önemli kriterlerden bir tanesi. Evet, elektrikli aracın hayatımıza sunmuş olduğu birçok fayda var. Toplam kullanım maliyeti olarak içten yanmalı motorla kıyasladığımızda bunun sağlamış olduğu avantajlar var. Ama bununla birlikte diğer isterlerin de dengelenebiliyor olması lazım. Dolayısıyla biz doğru ürünü doğru müşteriyle buluşturma stratejisinden hareket ettik. Sadece bununla kalmadık. Bu yepyeni bir müşteri deneyimi. Biraz evvel şarjdan bahsettik. Dolayısıyla bir ticari araç müşterimizin kendi deposunda ya da kendi uygun gördüğü alanda şarj istasyonu çözümü yoksa onu da bu işin içerisine dahil etmek tarifiyle yola çıktık. Ve dolayısıyla müşteri aracı alıp kullanmaya başladığı andan itibaren araçtan koşulsuz memnuniyet sağlayabileceği bir modeli ortaya koymaya çalıştık. Bu modelin de hayata geçmesi doğal olarak bir zaman aldı. Bu kapsamda dediğim gibi bugüne kadar 440 tane araç satışı gerçekleştirdik. Bu rakamdan memnunuz. Tabii ki daha fazla olmasını arzu ediyoruz. Bundan sonraki süreçte de artacağına inanıyoruz. Sadece e-Transit olarak bakmamak lazım. Biraz evvel dediğim gibi ticari araç yelpazemizdeki elektrikli model seçeneklerimiz de genişleyecek. Devreye girecek olan custom ve yeni kuryenin elektrikli versiyonlarıyla bu yelpaze tamamlanmış olacak. Bu da bize tabii doğal olarak daha fazla satış adedi getirecek. Ama 440 adetten memnun musunuz derseniz gayet memnunuz. Şimdi buradaki en önemli kriter bence şu aslında. Siz sadece aracı satalım da nasıl olursa olsun satalım mantığından ziyade terzi usulü nasıl üzerinize uyar modelini benimsediğiniz için bence 440'ta kaldınız. Yoksa her gelene verseydiniz bu aracı daha fazla satabilirdiniz ama o zaman memnuniyetsizlikler artacaktı. Hani elektrikli aracın negatif yönlerini çok konuşan olacaktı. Şimdi tam uyan müşteriye doğru aracı vermekle aslında ileriye yönelik çok iyi bir yatırım yapıyoruz. Bu da tabii ki aslında kurum kimliğinizin ne kadar sağlam temellere dayandığını gösteriyor. En önemli faktör bu. Elektrikli araçta eğer çözüm yoksa şarj çözümleri insanlar tabii ki bir takım sıkıntılar yaşamaya başladı veya yaşıyor. Ama buradaki o sistemi altyapıyı kurmak da ticari hayatı daha ivmelendirecek bir şey. 440 adet dedik. Genellikle talepler hangi şehirden oldu? Büyük şehirlerde mi yoksa Anadolu'da da elektrikli araca bu tarz araçlara talep var mı? Onu çok merak ediyorum. Bir de tabii ki Transit neler sunuyor? Yani elektrikli ama nasıl bir menzile sahip? Ne kadar şarj süresi var? Nasıl bir taşıma kapasitesi var? Bundan sonra da tabii işin maliyetlerine gelmek istiyorum.
ticari hayatta maliyetler çok önemli. Hani alma süreçleri, kendini amorti etme süreçleri, bunların hesaplamalarını eminim ki yapmışsınızdır. Önce potansiyelden başlayalım. Nereden daha çok müşteri geldi? Biz yola çıkarken ağırlıklı olarak büyük uluslararası şirketlerin öncelikli olarak bu talebi göstereceklerini tahminliyorduk. Tahmin ettiğimiz gibi de oldu. Fakat bununla birlikte bireysel ticari araç müşterileri de doğal olarak elektrikli aracı tanımak ve faydalarını anlamak istediler. Bu kapsamda Türkiye'nin genelinde bir roadshow gerçekleştirdik. Elektrikli araç satabilecek ve servis hizmetini verebilecek sertifikasyonla yetkilendirdiğimiz bayilerimizle beraber öncelikli olarak bu bahsetmiş olduğumuz turu gerçekleştirdik. Orada da esasında Türkiye'nin hani illerinden bağımsız ticari araç müşterilerinin elektrikli araca ilgi alakalarının son derece yüksek olduğunu gördük. Tabii şimdi Türkiye'de şöyle de bir gerçek var. Bunu da kabul etmemiz gerekiyor. Avrupa'da olduğu gibi herhangi bir şekilde ticari araçlarda bir teşvik aracın alımı sırasında ya da aracın kullanımı sırasında herhangi bir yaptırım söz konusu değil. Yani karbon emisyonlarına bağlı bir şey yok. Karbon free bir alan tarifi ve bu alana girdiği takdirde herhangi bir işte orada ücret ödeme, bedel ödeme gibi bir zorlama ya da bir yaptırım olmadığı için doğal olarak ticari araç müşterilerinin beklentisi ilk alım noktasında uygun koşullu bu aracı alabilmek üzerine dayanıyor ama toplam resme baktığımızda yani kullanım maliyetleriyle beraber servis te oluşabilecek maliyetler artı işte içten yanmalı motor dizelin tüketim değerleri yan tarafına elektriği koyduğunuzda bu kabaca 3-3,5 sene içerisinde kendini amorti eden bir denkleme sahip. Bu da bir ticari araç müşterisinin esasında kendi yapmış olduğu fizibilite çalışmalarında gayet yeterli bir süre olarak görünüyor. Yine tabii Türkiye'nin gerçeklerini göz ardı etmememiz lazım. Bugün alım maliyetleri, ilk alım maliyetleri halen daha içten yanmalı motorlara göre yüksek olduğu için o noktada belli tereddütler doğal olarak var. Ama ben bunun konjonktürel olduğunu, geçici olduğunu, ekonomideki iyileşmeyle birlikte bunun aşılabileceğine inanıyorum. Dolayısıyla orada iyimser bir bakış açımız var. Peki 3-3,5 senede amorti ediyor dediğin şey rakamı, o güzel bir veri aslında. Burada şu soru ortaya çıkıyor. Bu araçların kullanım ömrüne kadar, yani ben bir ticari iş yapan bir patron olsam böyle bir aracı ne kadar da bir değiştiriyorum ki ona bakmak lazım. 3 senede bir değiştiriyorsam araç tam amorti etti, sattıma geliyor. O zaman belki çok mantıklı olmaz. O zaman da benim çevreye olan duyarlılığım ön plana çıkar. Doğru. Yani eşitlediğimiz halde kurumsal yapım ortaya çıkar. Doğru. Ama eğer 5 senede bir değiştiriyorsam o 2 ya da 1,5 sene bana kar yazmaya başlayacak. Aynen öyle. Yani genelde ticari araç müşterilerinin, gerçek ticaretle uğraşan müşterilerin araçlarını 4 sene, 5 sene işte en az 150-200 bin kilometre hatta daha yüksek kilometreler kullandığını düşünecek olursak, dikkate alırsak dediğin anlamda o hani 3-3,5 seneler sonrası amorti süresinin ötesinde artık artmaya başlayan süre olarak karşımıza çıkıyor. Tabii bu uzun süreli bakış açısı. Dediğim gibi yani bugünün konjonktürü halen daha ilk alım maliyetini önceliklendirdiği için biraz orada tereddütler yaşanıyor ama bunlar aşılmayacak konular değil. Dediğim gibi kendi ürettiğimiz finans çözümleriyle beraber lease seçeneği olsun, kredi seçenekleri olsun. Artı yine müşterilerimize sunduğumuz belli bir süre sonunda aracı geri alma taahhüdü olsun. Bunların hepsi esasında müşterilerimizin ilk alım maliyetinden ziyade büyük resme odaklanmalarına imkan verebilecek çözümler. Bu son şey çok önemli. Geri alım garantisi çok önemli. Çünkü en büyük sorun elektrikli araçlarda ben aracı kullandım, bataryasının ömrü bitti, ne yapacağım, nasıl satacağım ya da bunun bir uzun menzillisi çıktı, benimkini satamam gibi endişeler var. Evet. Bu geri alım garantileri işi çok tetikleyen, teşvikleyen detaylar. Bu Ford Pro çatısı altında sunmuş olduğunuz özellikler aslında işi ateşleyen ve insanları heveslendiren özellikler ki ticarette çok baktıklarını tahmin ediyorum bu detaylara. Tabii muhakkak yani. Zaten bu inisiyatiflerin hayata geçmesinin arkasındaki gerekçe müşteriyi doğru okumak, müşterinin isterlerini anlamak. Ondan sonra bunları şekillendirmek ki biz de bu doğrultuda ilerliyoruz. Şimdi biraz da sürüş sırasında aracın detaylarına devam edelim. Çünkü kullanmayı sabırsızlıkla bekliyorum. O sessiz yapısıyla bakalım bana neler hissettirecek. Tabii biz de güzel bir sohbet yapmaya aynen, devam ederiz. Aynen sohbete devam. We'll be right back.
İlk izlenim hakikaten bindiğinde böyle bir ticari araçtan ziyade içeride otomobil ve SUV'lerden esintiler var ama ticari hayatın gerekliliklerini de ihtiyaçlarını da tamamen karşılamış durumda. Şurada birçok saklama haznesi var, 12 voltluk priz var, USB girişleri var. Yani hakikaten içerisi tasarımı çok işlevsel ve çok şık olmuş. Şimdi bir güzel yol sohbetiyle devam edelim. Aracın ilk olarak batarya kapasitesinden ve menzilinden bahsedelim istiyorum. Yani bu bir ticari kullanıcı için nasıl bir menzil sunuyor? Şimdi bizim aracımızın iki motor seçeneği var. Bir tanesi 195 kW, bir tanesi 198 kW. Her ikisi de 430 Nm tork üretiyor. Tabii elektrikli motorun tork üretme özelliği kesintisiz bir özellik. İçten yanmalı motorlar gibi belli bir başlangıç noktası, tepe noktası, ondan sonra azalarak devam eden bir güçten bahsetmiyoruz. Sürekli aynı güç. 430 Nm şu anda esasında içten yanmalı motor olarak sunduğumuz seçeneklerden bile daha yüksek bir güç veriyor diyeyim. Bunun haricinde menzil olarak baktığımızda aracımızın bugünkü bataryalarının sağlamış olduğu menzil yaklaşık 318 kilometre civarında WLTP olarak adlandırılan ölçüm kriterleri dahilinde. Tabii ki kullanıma bağlı olarak, yüke bağlı olarak ve dediğim gibi kullanım şartlarına bağlı olarak bu müşteriden müşteriye, kullanımdan kullanıma göre farklılık gösterebilir ama 300 kilometrelik bir menzilli bir ticari araç müşterisi için hayal ettiğiniz takdirde gün içerisinde şehir içi ağırlıklı olarak kullanan bir ticari müşteri de fazlasıyla esasında bir günlük ihtiyacını karşılayacak olan bir menzil. Zaten de bizim amacımız bu menzille beraber bu aracı alacak müşterilerin şehir içindeki günlük kullanımları süresince şarj ihtiyacı gerektirmeden bütün gün işlerini görmeleri, akşam aracını depoya da uygun gördükleri alanda park ettiklerinde AC şarjda şarj ederek sabahleyin tekrar tamamen %100 bir batarya doluluğuyla yine başlamaları üzerine dayanıyor. Hep söylediğimiz bir konu var. Elektrikli araçlarda otomobilin yalıtımı çok daha fazla ön plana çıkıyor. Yani eğer yalıtım iyi değilse lastik sesi, rüzgar sesi, dışarıdan gelen diğer sesleri daha çok duyuyorsun. Bunda yalıtıma da çok önem vermişler. Şu anda dinlediğim kadarıyla o kadar bozuk zeminden geçtik. Şimdi yolda ilerliyoruz. Şimdi şu anda da otobana çıkıyoruz. Yani hem şehir içi hem otoban kullanımını ikisini bir arada deneyimliyorum. Çok iyi. Hani gaza bastığımda ivmelenme de harika bu arada. Şu anda daha otobana bağlanmadan 70 km hıza çıkmış durumdayım. Ve çok rigid bir yapısı var. Yani o çok çok önemli bu işte bence. Araç yolda gezmiyor. Alt tarafında tamamen bir batarya yüzeyinin olduğunu düşün, kütlesinin olduğunu düşünecek olursak o doğal olarak yol tutuş anlamında da müthiş bir esasında sağlıyor, avantaj sağlıyor. Ağırlık merkezi iyice aşağı ağırlık gelmiş oluyor. Ağırlık merkezi iyice aşağı gelmiş oluyor. Çok aynen. İyi. Ya bununla hani o Mach-E'de hakikaten konuştuğumuz kısa yol yaptık ama bir de Ankara yapalım esprisi. Hakikaten bununla yapılırmış. Onu da itiraf edeyim buradan. Çok rahat. Ben bununla Ankara'ya gittikten sonra çay içer dönerim. Yani beni yoracağını hiç tahmin, yani zannetmiyorum. Çünkü çok rahat. Zaten hani klima, her türlü donanım, konfor özelliği var. Hele adaptif hız sabitleme, ayarlı hızı, çok rahat gidersin. Onun için de yeni gelecek olan modelimizi istersen beraber deneyelim Ankara yolunda. Tamam, deneyelim. Gerçekten deneyelim. Çünkü hem sohbet çok keyifli hem araçlar çok keyifli. Tabii bu tecrübeyi yaşamak bambaşka bir keyif benim için. Yeni teknolojileri birçok insandan daha önce deneyimleyebiliyoruz. İşimizin hani bir güzel tarafı da bu bence. Geçen senenin son çeyreğinde yeni custom'ı devreye aldık. Evet.
Yeni custom'ın elektrikli versiyonunu da önümüzdeki aylarda devreye alacağız. Dolayısıyla elektrikli bir custom'la beraber bu Ankara yolculuğuna çıkmak, hem yeni bir aracı tanımak hem de uzun mesafede bir ticari araçla deneyim yaşamak adına bence çok keyifli olacak diye düşünüyorum. Notumuzu öyle alalım bence. Şimdi söz mü demiyorum, teklif senden geldi çünkü bunu zaten söz olarak kabul ediyorum. Hakikaten bu deneyimi yaşayıp bence öyle karar vermek lazım ve Ford Pro'nun size sunmuş olduğu hani size uyuyor mu uymuyor mu kısmı, buna bakarsanız eğer keyif alacağınızı ve uzun vadede de karlı bir operasyon yürüteceğinizi söyleyebilirim. Hem daha prestijli hem çevreye katkınız da var gelecek nesiller için. Bence bu da önemli kriterlerden bir tanesi. Her şey her zaman para değil. Tabii ki maliyetler ticarette önemli ama böyle bir aracı kullanmak, hele hele araç sizin ve siz kullanıyorsanız, o zaman çok daha doğru bir tercih diye düşünüyorum. Evet, konu hazır çevreden açılmışken hatırlarsan şeyi konuşmuştuk. Hangi müşteriler öncelikli olarak ilgi gösterdiler, hangi iller diye. Tabii dediğim gibi orada bizim beklentimiz daha büyük uluslararası şirketler demiştik. Onun arkasındaki ana gerekçe esasında buna yaslanıyordu. Yani sürdürülebilirlik hedefleri, karbon ayak izini azaltma hedefleri olan firmaların daha çok bu araca ilgi göstereceği şeklinde. Tahmin ettiğimiz gibi o taraftan bu talep gelirken böyle bir iddiası ya da taahhütü olmayan küçük orta ölçekli filolarımızın da işin tamamen hani yeni teknoloji ama yine bir taraftan dediğin gibi çevre duyarlılığı ve gelecek nesillere daha iyi bir dünya bırakabilmek, çevre bırakabilmek adına o hani ulvi gayeyi de dikkate alarak bu araçlarla çok ilgilendiklerini gördük, bizzat duyduk. Bu şimdi yapmış olduğumuz roadshow'larda. Büyük şu şirketlerin bildiği bir gerçek var ama çoğu seyircimizin tahmin ediyorum bu konudan pek haberi yok. Uluslararası şirketler özellikle kredi kullanma konusuna geldiğinde kredi notlarının bile ne kadar çevreci olduklarına bağlı olduğunu hani bizler biliyoruz bu işin içindekiler ama aslında bu çok önemli bir şey. Ne kadar çevreciyseniz kredi bulma olanağı, kredi kullanma imkanı, oranları, her şeyi sizi daha teşvik ediyor. Bu da aslında büyük bir artı. Kesinlikle yeşil finansman bundan sonraki ana gündem maddesi. Birçok firma dediğin gibi finansmanı erişim anlamında artık yeşilin isterlerini yerine getirmek zorunda. Bunun içerisinde kendi operasyonlarını daha az karbon iziyle, ayak iziyle yönetmekten tutun da işbirliği içerisinde olduğu üçüncü partilerle ya da hizmet aldığı malzeme temin ettiği üçüncü partilerle bütün bu ilişkilerini gözeterek bundan sonra operasyonlarını yönetmek zorunda. Bu da çok ciddi bir yükümlülük esasında baktığınızda. Bu yükümlülüğü yerine getirebilmek adına da elektrikli araçlar çok uygun bir fırsat sunuyor. Bunu değerlendiren dediğim gibi çok uluslu şirketler ya da bu konuya bu aşamadan itibaren önem veren, vermeye başlayacak firmalar için elektrikli transit ya da elektrikli araçlar diyelim önemli bir kaldıraç olarak kullanılabilecek konuma geliyor. Tabii gelecek neler gösterecek onu şu anda çok fazla kestiremiyoruz. Gündem hızlı değişiyor. Otomotiv gündemi, global gündem, bir sürü şeyler etkiliyor otomotiv sektörünü ama en azından bu önümüzdeki 5-10 sene içinde elektrikli araçları daha fazla konuşacağımız kesin. Hayatımızda daha fazla yer alacağı kesin. Dolayısıyla biz de bu süreçte çıkan modelleri ve tabii ki işletim sistemlerini sizlere anlatmaya devam edeceğiz. Özgür Ücret Türkiye, bu keyifli sohbet için bir kez daha teşekkür ediyorum. Her zamanki samimiyeti ve sıcaklığıyla bizlere eşlik etti. Biz tabii ki bu sohbeti bu turdan sonra noktalayacağız ama bu aracı ben hakikaten kullanmanızı tavsiye ederim. Özellikle ticari bir iş yapıyorsanız. Evet, bu keyifli söyleşiyle programımızın sonuna geldik. Önümüzdeki hafta otomotiv dünyasından yeniliklerle tekrar birlikte olacağız.